Oh be, oh be. Nihayet köfte faslına gelebildik. Evet. Her şey dünkü gibi değil mi? Sayılır. Ne demek sayılır? Gittik sana sirke bile aldık. Sirkenin köftede ne işi varsa? Öyle deme patron. Şarkının içinde sirke de var. Şarkı mı? Köfteyi şarkıyla mı yaptın? Evet. Tamam işte. Olay şarkıda bitiyor. Olay gayede bitiyor abicim. Hadi Dombili, hadi başlardık şu şarkıya. 3-5 kilo kıyma, birkaç tane yumurta, sirke de mi katsam, pul biber de koysam, birazcık da kimyon, 2 damla limon, bu şeker de ne, şeker de katacağım bana ne, 3 tane domates, soğanları ince kes, sarımsakla diş diş, köfte yapmak uzun iş, köfte dili ince iş, aman köftem iyi piş, ben yaparım köfteyi, tanımam Kadir Bey'i. Anlamadım. Lütfen müdahale etmeyelim Kadir. Son sözünü çıkarsın şarkıdan. Ne demek tanımam Kadir Bey'i ya? Hadi başla. 3-5 kilo kıyma, birkaç tane yumurta, birazcık da kimyon, 2 damla limon. Sirke de mi atsam, pul biber de koysam, bu toz şeker de ne, şeker de kaçacağım bana ne. 3 tane domates, soğanları ince kes, sarımsaklar diş diş, köfte yapmak uzun iş, köfte çizik ince iş, aman köftem iyi piş. Hadi Hasan, hadi çabuk ol. Et. Hadi, hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, hafıza tazeleme operasyonumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buyurun bakalım olmuş mu? Olmamış. Niye olmamış? Senin entel metotların da işe yaramadı. Bu köfte o köfte değil. Aman yaraması lazım Kadir. Her şeyi tek tek hatırlattık işte. Kafasına odunla vursak belki daha çok işe yarar, bir şeyler hatırlar. Bize anlatmadığın bir şey var Hasan. Sakın dün yaşadıklarını eksik anlatmış olmayasın. Hayır ya, her şeyi tam olarak anlattım işte. Hadi Hasan, hadi güzelim, hadi Hasan. Bak Kadir Bey, köftenin geleceği senin ellerinde, sana bağlı. Her şeyi anlattım ya. Üstüme gelmeyin artık. Rafi, hadi git aç şu kapıyı. Bu Baykuş Hasan köfteyi tutturamadı. Hiç değilse dombili köfte için ön talep toplayalım. Tamam. Ya yapıldı mı dombili köfte? Yok baba. Yapılamadı. Ben söylemiştim size dün değil mi? Bir günlük başarı diye. Devamını getiremezler bunlar. Beceriksiz. Evet, uzatın tabaklarınızı. Siz uzatmayın. Sizin yemeğinizi ayrı yaptım. Neymiş onlara yemeğin? Bir parça tavuk ve salata babacığım. Bahriye'ye. Ya o fazla kilodan değil, açlıktan gider. Sen niye diyet yapmıyorsun? Çünkü ben inceciğim. Sen yapmasan ben de yapmam anne. Ama kızım. Hadi canım, boş ver diyeti, yiyelim şunları. Tamam. Tamam, tamam. Ben de yapıyorum. Ben size diyet ilk günden etkisini gösterir demiştim Bahriye Hanım. Sanki biraz incelmişsiniz. Ya ya, ne demezsiniz. Süzüldü kadıncağız. Diyette moral çok önemlidir Kudret Bey. Bence siz de sık sık iltifat etmelisiniz. Sık sık etmesine gerek yok canım. Bir kere etse ben manken gibi olurum zaten. Bu işler böyle Kudret abi. Hem diyetisyene tonla para ödersin, bir de üstüne iltifat etmen gerekir. Geç. Geç. Sağ ol.
anneciğim, size şeker yok. Buyurun babacığım. Biz bu niyet isteyene tonla para mı veriyoruz bari? Niyet isteyen değil Kudret Bey, diyetisyen. Babam biraz sinir oluyor da Müjgan abla. Kaç para ödüyorum peki? Merak etme, oğlum ödüyor Kudret. Ya, Kadir kefeni yırtmış diye duydum. Ne yırtması ya? Hala içinde. Yırtacağım baba, halledeceğim yani. Siz de iyi ki geldiniz Sinan abi. Babamlar da bugün yarın gideceklerdi. Değil mi Kadir? Yani biz kalsınlar isteriz ama babam parayı alır almaz bir saniye bile burada durmam demişti. Kararlı herhalde, yani laf ağızdan bir kere çıkar değil mi? Ben o yüzden şaplıydım da. Gidecek misiniz Kudret abi? Gideceğim tabii. Ama önce askerlik arkadaşımı bulmam lazım. İstanbul'da yaşıyor. Heh, işte şu sağdaki Halil İbrahim. Onu bulunca gideceğim. Yarın ararız, hallederiz baba. Arayamayız. Çünkü ne telefonu var, ne de adresi. Bir tek bu resim var elimde. 10 milyonluk İstanbul ve eski bir resim. Allah kolaylık versin. Yapma Kudret abi. 40 senelik bir fotoğrafla nasıl bulacaksın asker arkadaşını? Niye? Şener Şen buldu Eşkıya filminde. Üstelik onda fotoğraf da yoktu. İyi de o film baba. Bulurum ben. Araştırırım. Bulana kadar burada mı kalacağız biz? Evet. Ben şu çayları bir tazeleyeyim. Kudret Bey, siz İstanbul'un ne kadar büyük bir şehir olduğunun farkında değilsiniz galiba. Farkındayım. Halil İbrahim askerdeyken berberdi. Sadece berberlere baksam yeterli. Peki Kudret abi, bu fotoğrafta görünen 20 yaşındaki delikanlının şimdi nasıl bir adam olduğunu biliyor musun? Omuzunda bir leke vardı. Şöyle Kıbrıs haritasına benzer bir leke. Ucu böyle uzundu. Ya nerede görsem tanırım. Sonra biz askerde ona beş parmak Halil derdik. Ha, omzunda leke varsa o zaman kolay baba. İstanbul'daki bütün berberleri gezeceksin. Adamlardan omuzlarını göstermelerini isteyeceksin. Bir 10 seneni bile almaz yani. Çok konuşma. Biz arkadaşlığın kıymetini biliriz. İstanbul'a geldiğimde seni bulurum demiştim. Bulacağım da. Bekler adam ya. Ya muhtemelen bir atlet giymiş tıraş yapıyordur. Eski arkadaşım Kudret Bey gelirse omuzumdaki lekeden tanısın diye. Kıbrıs haritası da değişti üstelik. İnşallah adamın lekesi de ikiye ayrılmamıştır. Doğru Kudret abi, bu imkansız. Olsun, benim vaktim var. Kalmak için bahane aramıyorsa ben de Kadir değilim. Ben bir Hülya'ya bakayım da geleyim baba. Ver o zaman fotoğrafı bana. Benim bir polis arkadaşım var. Girsin bilgisayara baksın. Belki bir suça muça karışmıştır. Ancak öyle bulunur. Al o zaman. Sen de kalsın. Bende bir tane daha var. Benim bile fotoğrafım yok cüzdanında. Ama asker arkadaşım iki tane var. O adamı bulacaksın Kadir. Saçmalama Hülya. Ben nereden bulayım o adamı? Nereden bulursan bul. Yoksa seninkiler önümüzdeki 30 sene daha burada kalırlar. Tamam Hülya, tamam. Hallederiz, buluruz. Bir porsiyon daha dombilik köfte alabilir miyim? Derhal efendim, derhal efendim. Bana telif hakkımı ödemeden bu köfteye dombilik köfte diyemezsiniz kardeşim. Dombilik köfte ismini ben buldum, tamam mı? Hadi Ramiz Bey, hadi. Gölge etmeyin. Rafi, oğlum bu ne kalabalık böyle? Dombili Baykuş Hasan köfteyi tekrar tutturdu. Ne diyorsun? İnanmıyorum. Nasıl oldu bu? Vallahi orasını karıştırma patron. Dombili, tosunum benim. Tombulum toparlağım benim. Hatırladın demek ha? Evet patron, hatırladım. Dombili, bir porsiyon daha at. Tamam, bravo sana. Bakar mısınız Kadir Bey? Efendim? Paramı istiyorum, paramı. Ne parası Ramiz Efendi? Bu köfteye dombili köfte adını ben koydum diyor. Telif hakkı istiyor. Evet.
Fikir ve sanat eserleri kanunu diye bir şey var. Sizi ben ünlü yaptım. Payımı istiyorum. Ramiz Bey. Efendim. Siz manyak mısınız? İsim hakkı benimdir. Anlamam. Ya yıllardır bizde dombili vardı. Aha bu adam bir dombilidir. Yıllardır biz bu adama kısaca dombili deriz. Ama o ismi köfteyle bir arada kullanmak benim aklıma geldi, tamam mı? Ya kardeşim sen de patent alsaydın. Alacağım zaten. Ah, gitti vallahi. Dombili, çabuk kasadaki bütün parayı bana. Ne oldu ki? Gidip patent alacağım. Niye? Sattığımız her köfteden bu deliye para ödemek istemiyorum. Biz işimizi sağlam alalım. Ver şunları. Ver, tamam. Şunları al. Dombili köftenin isim hakkı artık benimdir. Siz bunun üzerine bir bardak soğuk su için Ramiz Bey. Sıraya kaynak yaptınız. Sizi patent enstitüsüne şikayet edeceğim. Hadi canım, nereye istiyorsan oraya şikayet et. Ne oldu patron? Aldın mı patenti? Evet, aldım Rafi. Bundan sonra Dombili köfte öz be öz Kadir Bey köftenin bir mamulüdür. Hiç kimse, hiçbir yerde, hiçbir şekilde Dombili köfte adı altında satış yapamaz. Yasa be patron, yasa. Ben size bunu sorarım o zaman. Evet. Dombili, şunu kasaya koy. Aman efendim, buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Buyurun efendim, şöyle geçin, buyurun, buyurun, buyurun efendim. Ne alırdınız efendim? İkişer porsiyon dombili köfte alabilir miyiz? Emredersiniz. İki porsiyon dombili köfte biz alalım. Baş üstüne. Dombili, altı porsiyon köfte yap bana. Ne oldu be? Sadece bir porsiyon köfte kaldı. Çabuk yenisini yap o zaman. Yapamam. Niye? Dün ben yokken ne güzel yapmışsın işte. O zaman şartlar farklıydı patron. Ulan şebelekler, sizin ne yaptığınızı bir anlayabilseydim. Müşteri ne diyeyim? Dur, sen bir şey deme, ben derim, hallederim. Madem elimizde bir tek porsiyon köfte kaldı, onu en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Beyler, çok üzgünüm, elimizde tek bir porsiyon dombili köftesi kalmış. Bir porsiyon mu? Evet. Şimdi elimizde kalan o tek porsiyon nadide dombili köftesini acaba kim daha çok istiyor? Açık arttırmayı 10 milyonla açıyorum efendim. Var mı arttıran? 11 milyon, 15 milyon, 20, 25, 26, 50, 60, 70, 80. Bir porsiyon köfte tam 250 milyona gitti. İstanbul'un ünlü köftecisi Kadir Bey Köfte Salonu'nda dün ilginç bir olay yaşandı. Ünlü köfteci tabirine dikkatinizi çekerim. Basın da her şeyi abartır zaten. Restoranda dombili köfte olarak satılan köfteden sadece bir porsiyon kalınca müşteriler bu özel köfteye sahip olmak için kesenin ağzını açmak zorunda kaldı. Yapılan arttırmada fiyat 250 milyona kadar çıktı. İşletmenin sahibi Kadir Bey, köftede özel bir malzeme kullandıklarını, o yüzden seri üretimin yapılamadığını açıkladı. Yapamıyorum abicim ya, yapamıyorum ya. Gaye olmadan olmuyor işte, gaye olmadan yapamıyorum ya. Dombili köftenin tarifi nedir bilinmez ama gurmeler seri üretilmesi halinde bu köfteye aşırı bir talep olacağı kanaatindeler. Tamam tamam, sofrada gazete okunmaz. Aslan oldum benim, gazeteleri çıktı, ünlü oldu maşallah. Ben artık kalkayım ev halkı. Ne de olsa ünlü bir köfteci olmak kolay değil. Çok çalışmak lazım. Kadir'cim bir dakika bekler misin? Sana bir şey söyleyeceğim. Tabii. Aklıma çok güzel bir şey geldi Kadir. Neymiş o Hulya? Hani baban askerlik arkadaşımı bulunca gideceğiz diyor ya. Evet. Acaba sen yaşlı birini bulsan da askerlik arkadaşı diye onu mu getirsen? Saçmalama Hulya ya. Hepiniz sahtekar kesildiniz başıma. Ya babam anlarsa? Ay nereden anlayacak Kadir? Adam çok değişmiştir.
Ya anıları ne olacak? Ya ayrı ayrı sohbet ederlerse? Bak ne diyeceğim. Sen yaşlı birini ayarla. Ben de babanın askerlik anılarını öğreneyim. Sana telefon ederim. Adam buraya geleceği zaman onları söylersin. Babam böylelikle hiç şüphelenmez. Bizimkilerden bu kadar sıkıldığını bilmiyordum doğrusu Hulya. Babanı yollamazsak meşhur olan köftecimizin tadını hiçbir zaman çıkaramayız Kadir. Öyle ama bu plan çok riskli Hulya. Kadir, sen beni aldatıyor musun? Ne alakası var şimdi ya? Annenler 1,5 aydır burada ve biz ayrı yatıyoruz. Ve sen bundan hiç şikayetçi değilsin Kadir. Tamam Hulya, hallederim. Günaydın personel. Oo, günaydın Entel Başanak. Hayırdır, erkencisin? İpek'le kavga ettik. Koydum tavrımı, çektim kapıyı çıktım. Bu sefer niye kavga ettiniz? Tuvalette gazete okuyorum diye. Neymiş? Gazete kirleniyormuş. Entel Başanak, sen daha çok toysun. İleride tuvalette bulmaca çözeceğin günler de gelecek. Yine gazeteye çıkmışsınız Kadir. Evet, çıktık da. Dombili Efendi her zaman tutturamıyor köfteyi. Ben de gazetecilere malzemesi çok özel, her zaman her yerde bulamıyoruz diye salladım. Bu köftede kesin bir duygusal kilit noktası var. O ne demekmiş o ya? Yani bazı duygusal şartlar oluşmadan o köfteyi yapamıyor işte. Neymiş o duygusal şartlar? Bilmiyorum. Aşk, keder, sevinç, hüzün, bir sürü duygu var Kadir. Tankut, sen entelsin. Duyguları bilirsin. Hadi bul şu duyguyu, yoksa ayağımın altına alacağım bunu. Tamam. Ama dışarıda bir yere gitmek lazım. Bulunduğu ortamdan çıkarsa duygularını daha net ifade eder. Al al al, aman götür. Zaten burada bir işe yaradığı yok. Ben de bu arada babama bir asker arkadaşı ayarlayayım. Ne oldu acaba ya? Ha, Faruk. Faruk'un babası bana bir kıyak yapar mı acaba ya? Kolay gelsin Kadir. Oo Mahmut abi, hoş geldin abi. Hoş geldin. Ne oldu? Hayrola? Faruk söyledi, benimle bir işin varmış. Evet abi, var. Önemli bir iş olsa iyi olur. At yarışına bırakıp geldim. Çok önemli bir iş abi. Biliyorsun yaşlı babamın az bir ömrü kaldı. Onu sevindirmemiz lazım. Yapma ya. Evet. Bu yüzden de sana çok ihtiyacım var. Ona bir tek sen yardım edebilirsin. Nasıl sütü olan? Kıbrıs'a bayağı benzedi değil mi? Vallahi benzedi de patron, ortada çizgi yok. O kadar da gerçekçi olmasına gerek yok. Ne yani? İstersen bir de taş ucundan feribot kaldırayım ha? Neyim ben şimdi? Berber mi? Evet Mahmut abi. Berbersin ve babamın askerlik arkadaşısın. Adın Halil İbrahim. Namı diğer beş parmak Halil. Nasıl bütün bunları aklında tutabilirsin değil mi? Tutarım tutarım. Ben koskoca Veli Efendi'ki atların isimlerini aklımda tutuyorum. Onu mu tutamayacağım? Rafi. Hadi senin işinin başına, yallah, yallah. Tamam patron. Mahmut abi, aman gözünü seveyim, son derece gerçekçi ol. Eğer lekeni görmek isterse hemen gömleğini çıkar göster, tamam mı? Adamcağıza ölmeden önce şu asker arkadaşını gösterelim de içi rahat etsin. Alo, son tüyolar geldi. Bir saniye Hulya. Ha, tamam, dinliyorum. Şöyle, şöyle. Kamyon assubay mı? Ha? Kamyon assubay, evet. Civciv yüzbaşı. Bu ne ya? Civciv yüzbaşı. Tamam Hulya. Tamam. Kaymakla ekmek kadayıfı. Ha? Evet. Annesi yollarmış. O kadar severlermiş ki parmaklarını yerlermiş. Hatta kaymakla ekmek kadayıfını yemek için ta tümenin tepelerine çıkarlarmış. Tamam. Tamam mı Mahmut abi?
Hepsini kafana iyice yazdın mı? Ya bu Halil İbrahim sümsün tekiymiş be. Baksana atış bile yapamıyormuş. Ya yapma Mehmet abi, bu oyun bu, abartma yani. Nöbete pijama ile gidelim ya. Ne biçim asker bu? Tamam Mahmut abi, hadi biz gidelim hadi. Hadi abi. Olabilir kızım. Sıkıcı şeyler genelde çok faydalıdır. Hiç de faydalı değil. 50 senedir örgü örüyorum. İlk defa örgüme bakarken kocaman kızarmış bir tavuk görüyorum. Ah, hadi Ceren'cim sen odana. Peki anne. Kim geldi acaba? Ta 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 ta. Kadir bu ne sevinç? Buldum Hulya, buldum. Babamın askerlik arkadaşını buldum. Buldun mu? Evet baba, buldum. Gel Halil İbrahim amca. Gel 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 gel. Halil İbrahim. Kudret. Vay beş parmak Halil kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin. Ya Halil, senin boyun mu uzadı? Şey baba, Halil amca askerden sonra spora başlamış. Voleybol neyi oynamış, boyu uzamış. Biliyorsun spor insanın boyunu uzatır. Her neyse. Geç geç. Geç Halil, geç. Şöyle geç bakalım. Halil bu. Nerelerdesin ya? Ne yapıyorsun? Ya aynı aynı. İşte yine askerdeki gibi berberlik. Berberlik yapıyorum. Ya sen Halil İbrahim'i nereden buldun? Nasıl buldun? Tamamen tesadüf baba. Bizim dükkana sürekli köfte yemeye gelen bir berber arkadaş var. Ona sordum Halil amcayı. Buradaki lekesini de tarif ettim. Tesadüf bu ya. O da 2 sene önce onun yanında çıraklık yapmış. Dükkanı bana tarif etti. Ben de hemen gittim aldım geldim. Gördün mü? Bir leke ne kadar işe yarıyor Halil bu? Leke duruyor mu? Bakayım. Duruyor tabii canım. Nereye gidecek? İşte leke. Eyvah, boya dağılmış. Kıbrıs'ta bu. Heybeli adaya dönmüş. Dünya durduğu gibi durmuyor baba. Sınırlar değişiyor, depremler oluyor, kıtalar yaklaşıyor, kayıyor. Sonra buzdağları eriyor. Kıbrıs'ta haritada durduğu gibi durmuyor değil mi ama? Ya ya, ben size bir çay koyayım. Vay be. 40 sene olmuş ha. 36 sene oldu. Yok ya. Biz ne zaman askere gittik? Sene kaçtı? 1964. Tabii. 1964'te ben ortaokula gidiyordum. Birkaç sene şaşma olur tabii. Yaşlılık işte. Halil amcanla askerlik yapmak büyük bir şanstı. Gülmediğimiz gün geçmezdi. Her gün abuk subuk bir şeyler yapar, bütün gün fırça yerdi. Ben askerde tek bir gün bile fırça yemedim evvelallah. Yemişsindir Halil amca, yemişsindir. Tabii canım. Ya pijamayla nöbete gittiğin gün unuttun mu? Bir ton sopa yemiştin de yediğin sopa ta Nevşehir'den duyulmuştu. Ben askerde tek bir fiske bile yemedim. Bunamış baba, unutuyor işte. Kafamı deldiğinde mi unuttun Halil İbrahim? Ya tıraş ederken makası kafama saplamıştın da bak hala izi duruyor. Bak bak bak. Sen de kıpırdamasaydın o zaman. Ne kıpırdaması ya? Ben orada heykel gibi duruyordum. Kıpırdamasan olmazdı. Bu senin baban var ya, hiç rahat durmazdı tıraş olurken. Senin hatan. Ben orada öyle düz duruyorum. Hadi canım sen de, senin hatan. Senin hatan kardeşim, kabul et. Senin hatan. Hadi be, hadi ya. Senin hatan. Hiç değişmeyeceksin. Sen de öyle. Anne ne yapıyorsun sen? Misafire tabak hazırlıyorum. Bence diyetinizi bozuyorsunuz anne. Aman canım, geçti işte. Yarın yeniden başlarım. Ay inanmıyorum size anne ya, vallahi inanmıyorum. Hala yiyor. Sana yaptığım onca yardımdan sonra kalkıp gelip beni suçlamana anlam veremiyorum. Hatanı kabul et ya. Ben kimseden yardım falan almadım. Hadi be, atışlarını bile bana yaptırırdın. Kim? Ben. Ben attım mı 12'den vururdum be. Halil amca biraz sakin olsanız. Halil amcan daha sağını solunu bile bilmezdi. Hep yanlış dönerdi. Daha neler?
Ben bilirim sağımı solumu. Çakı gibi askerdim be. Sola. Dön. Sağa. Dön. Ben öğrettim hep bunları. Ben askerde çavuştum be çavuş. Senden mi öğreneceğim sağımı solumu? Halil amca. Ama hakaret ediyor. Ne çavuşu ya? Sen sıradan bir erdin. Ben onbaşıydım. Emirleri benden alırdım. Ben askerde bir tek kamyonet astsubaydan emir alırdım. Kamyon. Kamyon kamyonet. Ne fark eder? Halbuki iyi hatırlaması lazım. Bir civciv yüzbaşı vururdu buna. Bir de kamyon astsubay. Aralarında tenis oynanırdı bunlar. Vatanın şerefli bir çavuşuna böyle iftiralarda bulamazsınız. Halil amca abartmasanız. Ya, abartmıyorum ben. İki sene koç gibi askerlik yaptım. Kimseye laf söylettirmem. Ya hemen sinirlenme. Otur şöyle. Otur. Otur. Biz de öyle saf direk kaldın demiyoruz. Düzelmişsin işte. Buyursunlar. Buyursunlar. Nasıl gidiyor? Özlemişsiniz birbirinizi değil mi? Ben çay almayayım. Görüştük bitti işte. Daha fazla kalıp askerliğime laf söktürmem ben. Gidin sorun. Beni Manisa'da hala tanırlar. O dağları, o yazıları ben yazdım, ben. Ne Manisa'sı ya? Hadi eyvallah. Buyurun, buyurun Halil Bey. İşte Kudret Bey burada. Vay 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 vay, Kudret kardeşime bak be. Ya. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika. Bu kim ya? Asker arkadaşın Halil. Yo Sinan abi, o biraz önce gitti. Olur mu canım? İşte asker arkadaşın Halil bu abi. Bak lekesi de var, aç abicim göster. Polis arkadaş çok yardımcı oldu. Aradı taradı buldu. Ben de sürpriz yapayım diye getirdim, al işte. Halil? Evet, Halil İbo, hatırlamadın mı? O giden kimdi peki? Şey baba... Gideyim diye sahte askerlik arkadaşı tertipledin ha? Bir dakika baba, bir dakika.